Yahu Yılmaz Özdil ne güzel konuşmuş öyle ya. Neler anlatmış neler yakın tarihimizle ilgili. Her sözü masal tadında. Tabii konu masal olunca da hitap etmiş olduğu kesim otomatikmen çoluk çocuktan ibaret olmuş oluyor. Bu kesim hayatı Starbucks'ta kahve içmekten ibaret olduğunu sanır. Ne de yakın tarihle ilgili kafa yormuşlukları var. Sırf Yılmaz abileri kalkınsın diye Atatürk tüccarlığına bile geçit verdiler. Dile kolaya Google'dan derlenen Atatürk kitabına 2500 lira verdiler. İşte bu kesime bakın Yılmaz Özdil neler anlatmış neler. Bir kulak kabartalım kendisine. Mesela Amerikalıların kafamıza çuval geçireceğini hakikaten hayal bile edemezdik. Bir yandan Van Münüs deyip öbür yandan Yahudi cesaret ödülü alınacağını hayal bile edemezdik. Şehide kelle apoya sayın diyeceğimiz hayal bile edemezdik. PKK'nın tanık, TSK'nın sanık yapılacağı, Genelkurmay Başkanımızın terörist ilan edileceği, donanmamızın adeta lav edileceği hayal bile edemezdik. Hepimizin ruhuna hitap etti değil mi? Türkiye sevdalısı olan bir insan bu sözleri ayakta alkışlamaz mı? Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin istikbali için, Türkiye'nin küçük düşürülmemesi için Yılmaz Özdil taşın altına değil elini, bedenini sokmuş. Bravo, kendisini tebrik ederim. De, hitap etmiş olduğu çoluk çocuk zihniyetindeki o insanları biraz mal yerine koyduğu için de kendisini küçücük de olsa kınıyorum. Ya Yılmaz Bey, sizin bu bahsetmiş olduğunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olan Bill Clinton'ın karşısında sizin destek verip ayakta alkışlamış olduğunuz bu ülkenin başbakanı olan Bülent Ecevit esas duruşta durmuyor muydu? Bu fotoğrafa niye hiç tepki göstermediniz? Hani başımıza çuval geçirilmesinden bu kadar rahatsızsınız ya. Peki o zaman yayınlanmış olan şu kare fotoğraf sizi niye hiç rahatsız etmedi? Ya da başka bir hatırlatmada bulunayım. Hani ülkenin şan, şeref ve şöhreti için bu kadar kendinizi paralıyorsunuz ya. Bu ülkenin o zamanki başbakanı olan yine Bülent Ecevit ithal bir bakan getirdi. Kemal Derviş. O Kemal Derviş bu ülkeye niye gelmişti? Batmış olan bir ülkeyi kurtarmaya gelmişti. Kimin görevlisi olarak gelmişti? IMF'nin görevlisi olarak gelmişti. Peki neden? Ülkemizin IMF'ye borcu vardı. Gelip burada ülke çiftçisinin domates üretimi yapıp yapmayacağına karar verme adına gelmişti. Hatırlayın o tarihi. IMF adeta bu ülkede çay üreticisine bile kaç kilo çay üreteceğinin talimatını veriyordu. E şimdi soruyorum. Ey Yılmaz Özdil, sen o gün de gazetecilik yapıyordun. E be gülüm, sen hiç bu görüntülerden rahatsız olmadın. Hiç dönüp demedin ya arkadaş, bu ülkeyi bu hale nasıl getirdiniz? Bırak bu eleştiriyi, Sayın Devlet Bahçeli koalisyonu bozdu diye Ecevit'in başbakanlığını bir nevi feshetti diye Devlet Bahçeli'ye ateş püskürmüştü. Hep söylerler, Erdoğan Yahudi Cesaret Ödülü aldı ya da papaz kıyafeti giyindi. Kimse bu ödülü hangi şartlarda aldı ve o papaz kıyafetini neden giydiğinin sorusunu sormuyor. Ben sorulmuş varsayıp cevabını vereyim. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı karşısında ülkenin başbakanı düzeyinde esas duruşta bulunduğumuz için IMF'den gelen paralarla devlet memurlarının maaşını ödediğimiz için ya da Lüksemburg'dan depremzedelere dağıtılmak koşuluyla gönderilmiş olan 500 bin dolarla ülke çalışanının maaşını vermek durumunda kaldığımız için Erdoğan o günkü koşullarda onlara biat etmek zorundaydı. Yahu IMF senin domates üretmene izin vermiyordu. Sen bir tabanca almak için kapı kapı dolaşmak zorundaydın. İşte Erdoğan bu şartlar altında onlara biat etti. Bir de Erdoğan'ın evveliyatı var. Erdoğan'dan önceki başbakanlar hani Amerika'ya, İngiltere'ye ya da İsrail'e baş kaldırmış da Erdoğan gelmiş o başı aşağı indirmiş gibi anlatıyorlar. İşte burada yapmış oldukları şeyin adı bende çakallıktır. Tıpkı Yılmaz Özdil'in yapmış olduğu şey gibi. Heh, bir şey daha söylüyor. O ne? Genelkurmay Başkanımız terörist diye yaftalanıp cezaevine konuldu. Bunu sadece Yılmaz Özdil demiyor. Bunu yalanın diline yuva yapmış olduğu herkes söylüyor.
Bununla ilgili Genelkurmay Başkanı tutuklandığı ilk gün Erdoğan çıkıp televizyon programında "Ben Genelkurmay Başkanımın tutuklanmasını içime sindiremiyorum" dedi. İşte bunu görmemezden gelip milleti aptal yerine koymak haysiyetsizlikten başka bir şey değil. Neymiş? Donanmamız lağvedilmiş, TSK'ya operasyon yapılmış. Ya Yılmaz Özdil, sen hakikaten bizim aklımızla alay falan mı ediyorsun? Ya TSK'nın içerisine yerleşmiş olan FETÖ'cü iblislerin yapmış olduğu darbe olmamış olsaydı hala içimizde cirit atıyorlardı. Hah, bunu sağlayan Erdoğan'dır diyenlere biz de katılalım. Ebe kardeşim, arşivler ortada duruyor. Bülent Ecevit Fethullah Gülen'e kefil oldu mu olmadı? Fethullah Gülen "ben bir tek Bülent Ecevit'e şefaatçi olurum" dedi mi demedi. Ya Süleyman Demirel'in katılmış olduğu programlarda Fethullah Gülen bulundu mu bulunmadı mı? Nazlı Ilıcak çıkıp Fethullah Gülen'i Süleyman Demirel'in gözünün içine baka baka övdü mü övmedi mi? Tüm bunların hepsi bu ülkede yaşandı mı yaşanmadı mı? Şimdi geriye dönüp sardığın zaman bu suçun faturasını tamamen Erdoğan'a yüklemek şerefsizlik mi değil mi be kardeşim? Bunu çıkıp savunduğun zaman sen Erdoğancı oluyorsun. Ama doğrusu doğrudan yana olmaktır. Kimsenin burada Erdoğan'ı falan savunduğu yok. Bizim derdimiz ortaya çıkın bir şeyler söyleyin ama doğrusunu söyleyin. Bugün bütün faturayı mal etmiş olduğunuz Erdoğan olmamış olsaydı ülkemizin tamamı FETÖ'cülerin elindeydi. Bunu ben ya da Erdoğancılar ya da AK Partililer ya da Türkiye'de herhangi bir vatandaş söylemiyor. Erdoğan'ın karşısında olan silahlı kuvvetlerin subay ve assubayları söylüyor. Fethullah Gülen ve tayfasını bertaraf etmeye Erdoğan'dan başkası beceremezdi diye. Şimdi donanmanın içerisindeki FETÖ'cüleri bertaraf etmeyip de ne yapacaktı? Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağ tarafında bulunan yaveri FETÖ'cü terörist çıktı ya. Başka ne diyor Yılmaz Özdil? Atatürkçülerimiz, yurtseverlerimiz çeşitli iftiralarla hapse atıldı diyor. Hapse atan kim de Yılmaz Özdil? Ya hapse atılanların arasında kimler vardı? Nedim Şenerler, Ahmet Şıklar, değil mi? Peki bütün bunların hepsi hapishaneden nasıl çıktı? FETÖ'yü sindiren Erdoğan'ın sayesinde çıktı. Bu şu anlama gelmiyor mu? Yılmaz Özdil'in o uğrunda hayıflanıp hapse düştüğü için dizini dövmüş olduğu şahıslar Erdoğan tarafından değil, FETÖ'cü iblisler tarafından hapishaneye tıkıldı. Hele hele şu sözü yok mu? Bayıldım, bayıldım. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri, yani ordumuzu terör örgütü ilan ettiler diye dizini dövmesine bayıldım. Aman Allah'ım dedim. Yılmaz Özdil nasıl bir vatansevermiş. Ya bu adamı Devlet Bahçeli'den sonra direkt MHP'nin başına genel başkan yapın ya. Böyle bir ülkücü, böyle bir ne bileyim yani. Ya sıfat bulamıyorum ya, öyle böyle değil. Tabipler Birliği çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira attığı zaman sen Tabipler Birliği'ni desteklemedin mi kurban olduğum? Sen bizle dalga mı geçiyorsun, bizimle eğleniyor musun? Savunmuş olduğun Tabipler Birliği Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diye ordumuza iftira attı ya. O gün tek kelime etmeyen sen bugün çıkmışsın Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü yaftası yapıştırdılar diye dizini dövüyoruz. Yılmaz Özdil'e göre biz Erdoğan'dan önce dünyanın bütün tarım ihtiyacını biz karşılıyormuşuz. Abi benim beynim yandı vallahi. Ya biz dünyanın bütün ülkelerine tarım ihracı yapan bir ülkeydiysek IMF'ye niye borçlanmıştık? Ya devlet bu ülkenin vatandaşından key paraları alıyordu. Key. Konut edindirme yardım. Erdoğan geldi, o key paralarını iade etti. Dedi ki arkadaş, devlet vatandaşını dolandırmaz. Konut sözü verdiyse vatandaşa konut ver, parasını al. Olmaz dedi, parayı iade etti. Arkadaş hepimiz bu ülkede değil miydik o zaman? Biz yaşamadık mı? Tarım ihracatı yapan en büyük ülkeydik. Vallahi mi ya? Ya ben 60'ıma merdiven dayadım. Bunların hiçbirisinden benim haberim yok. Açtık, açıktaydık, sefildik. Doğalgazımız yoktu. Ya duble yol yoktu bizim ülkemizde ya. Karayolları Genel Müdürlüğü diye bir birim vardı. Karayollarıyla alakası yoktu. Adımızı okullardan kaldırmışlar diyor. E tamam, sitem edelim de. Ama be kardeşim,
alnımızda söylenen kelimelerin hangisini uyguluyoruz? Ha, soruyorum. Yılmaz Özdil. Türk'üm, doğruyum, çalışkan. Abi tamam sen Türksün ama Türkiye'nin düşmanlarına karşı sempatin var. DEM Partisi'ni daha bugün bile savunuyorsun. DEM Partisi kim? Sırtını PKK'ya dayamış. E sen nasıl Türksün? Ya doğruyum diyorsun. Bu videonu örnek alırsak sürekli yalan konuşuyorsun. Neren doğru senin? Çalışkanım, ne yaptın bu ülke için? Hangi icadı ortaya koydun? Ya da bu ülkenin doğruyum, çalışkanım diyen her bir bireyi Allah aşkına ampulü mü bulduk? Ya bu ülkenin silahlı kuvvetlerine SİHA falan ürettik diye o adamlarla da gittik dalga geçtik. Çünkü biz çalışmayı seven bir millet değiliz. Ya EYT çıkacak diye kıçımızı yırttık ya. Sokaktaki adama bakıyorsun dalyan gibi. Ne iş yapıyorsun? Emekliyim ben. Kendisini emekli eden Erdoğan'a da küfrediyor. Valla diyor ben halimden hiç memnun değilim. Emekli maaşı diyor. Bu kadar mı olur? Ya ölmüşsün senin haberin yok ya. Ya senin yaşındakiler taşı sıksa suyunu çıkarır. Ya gitsen sana iş mi vermeyecekler? Boğa gibi sokaklarda avare avare dolaşmaya utanmıyor musun? Devlet sana 10 bin lira maaş vermiş. En düşük emekli maaşı. E zaten sana katkı çünkü sen ek işi yapıyorsun. Neymiş? Çalışkanmışız. Bizim neremiz çalışkan Allah aşkına ya? Dediğim gibi erken emeklilik için neredeyse hükümeti devirmeye çalıştık. Ya 42 yaşında emekli mi olur be kardeşim ya? Ne güzel bir dünya ya. Valla ekran karşısına geçen oturuyor. Güya ülkeye sempati duyan, vicdanının sızladığını hissettiren birkaç cümle kullanıyor. Herkes de bu tür söylemlerde bulunanların karşısında sus pus oluyor. Ya ben yanarım yanarım da bu yalanlarla, dolanlarla, fırıldaklarla millete sürekli yalan konuşan insanlar bu ülkede inanılmaz prim yapıyor. Ya arkadaş ben çıkıp burada doğruları anlatıyorum diye bana itibar eden kimse yok ya. Yılmaz Özdil'in takipçi sayısı milyonları buluyor. Benim takipçi sayım 10 video çektim. Daha 60 bini bulamadım diye YouTube'da hala aynı yerinde sayıyorum. Bildiğini inada girmiş millet. Yok diyor ben bu adama 60'ı göstermeyeceğim. Ya arkadaş ben 60 bini alırsam boyum uzamayacak, ödül almayacağım, plaket de almayacağım. Bu iş biraz inat meselesi oldu. Ama bir kere daha söyleyeyim. Ya şaka bir tarafa vallahi ağrıma gidiyor ya. Ya arkadaş kimseden katıl butonu istemiyorum. Yıldız verin bana demiyorum. Ya bana ödül yağdırın demiyorum. Ya videoları paylaşın. En azından Yılmaz Özdil gibi yalancıların susturulmasına vesile olun. Bunu bu ülke için yapmıyorsanız Allah rızası için yapın ya. Haksızlık karşısında susmayın. Şeytanlaşmayın. İstirhamım bu. Bir kişi de olsam ben çıkıp bu yalanları ifşa ediyorum. Hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işi oldukça zor ya. Bu kadar dalavereci, bu kadar haysiyetsiz, bu kadar yalancı, riyakar, şerefsizin arasında bu adam 22 yıldır sabırla bu ülkeyi yönetiyorsa oturup helal olsun demekten başka hiçbir şey dememek lazım. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.